Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar. 30 gün blog challenge'ın 8. bölümüne hoş geldiniz. Allah koş 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 kimo. Günaydın. Günaydın minik. Minik. Ne oldu? Öyle mi? Tamam, ısırıkçısın anlıyorum ama. Luna, Luna. 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 Benim gibi sırtını çakışın, bak bak. Çekil kamera gidiyor. Sen Roka'yı ne yapacaksın sen Allah'ım benim. Roka manyarı. H&M'de indirim varmış gençler. Şu anda ona bakıyordum da. 3 saatlik falan bir indirim. Uzun indirim olsaydı benim burnum niye akıyor? Her Allah'ın sabahı burnum akıyor. Coş. Hey babiş. Ben çıkıyorum. Tamam, görüşürük. Sen gelecek misin? Yok, bugün gelmeyeceğim. Edit yetişmez gelirsem. Evde süt bitmişti. Ben de annem çıktı. Annem çıkarken markete indim ve süt aldım. Saçlarım niye böyle? Bu arada durmadan hapşırıyorum. Neye alerjim var bilmiyorum. Gözüm akıyor, hapşırıyorum. Burnum akıyor. İğrenç bir gün. Kahvemizi yaptıktan sonra da edite başlayacağız. Burada sütler var. Umarım üşütmemişimdir. Herkes beni şimdi Covid'li zannedecek, iyi mi? Ay. Ah yeter. Hapşırığımın ve burun akıntımın nedeni nedir acaba? Lulik, ben aşağı iniyorum. Burada mı takılıyorsun kızım? Galiba. Kahveyi dökmeden indim. 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 Bir de... Burası sıcak. Ecücük klima açsam acaba daha da kötü olur mu? Ya ama çok tuhaf. Yani aşağıdayken o kadar hapşırıyorum. Yukarı çıkınca hapşırıyorum. Neden acaba? Edit yapıyorum gençler. Bu arada her zamanki köşeme oturmadım çünkü bilgisayarımı böyle koymuşum dün akşam. Ve dosyaları aktarıyorum şu anda, hani editlenecek şeyleri ve 5 saati var. Bilgisayarı hareket ettirirsem şey oluyor, kablomda temassızlık olduğu için iptal ediyor. Onun için ben de buraya konuşlandım, bilgisayarı hareket ettirmeyeceğim. Kahve, ecik bir çikolata. Lokusu da geldi. Şişman. Şimdi benim tek sorunum Evet gençler, bugün video yayınlayacağım. Onun için video yetiştirmem lazım. Edit yapacağım bir tanesini, yani çoğunu yaptım zaten, az bir şeyi kaldı bugün paylaşacağım videonun. Ama düşünüyordum ki hazır şey yapmışken bir de sonraki paylaşacağım videoyu da editleyip halledeyim. Let's go! Şu videonun editini bitireyim.
yüklemeye falan koyayım. Ondan sonra görüşürüz guys. Tam kamerayı kapatırken Luna şuraya zıpladı ve ben onu çekemedim. Evet, Luna kayboldu. Hiçliğe doğru gidiyor. Bütün gününü orada geçiriyor da. Yapacak bir şey yok. Evet gençler, şu anda videonun etini bitirdim. Bir yarım saat falan sürdü tamamını bitirmem. Çünkü zaten çok büyük kısmını halletmiştim. Tek sorun 40 dakikalık bir vlog oldu. Tamam, uzun vlogları seviyorsunuz ama hani 40 dakikalık bir vlog da dedim biraz fazla mı acaba? Ama hep göreceğiz. İlk kez görmüş olacağız. İlk kez deneyeceğiz. Bakalım. Biraz çok konuşmuşum. Konuşmamda kesecek yer de bulamadım. Güzel konuşmuşum. Dedim koyayım. İzleyen izler. İzlemeyen izlemez. Yüklemesi de bayağı uzun sürecek büyük ihtimalle. Problem şu. Şimdi bu kameranın kartında bir sonra yüklemek istediğim videonun görüntüleri burada. Lakin şu anda bu kameranın kartını buraya takıp içindeki görüntüleri alamıyorum. Çünkü kart okuyucuyu hareket ettirdiğim anda... Şu anda kartın içinden hala aktarım yapıyorum. 4 saat kalmış görünüyor. O aktarım yarıda kalacak. Evet gençler, videomun yüklenmesine yarım saat kaldı. Bayağıdır uğraşıyorum. Bir de Doruk'un yayınında problem varmış. Onu çözmek için uğraştık birazcık da. Acıktım şimdi. Çorba içeceğim. Evet, içli köfte de çıkardım. İçli köfte de yiyebilirim. Ama çorba da içmek istiyorum. İçli köfte. İçli köfte. Ya da çorba. Çorba daha hızlı. İçli köfte daha yavaş. İçli köfte. İçli köfteleri Murat abi yapmış. Babamların arkadaşı olan Murat abi yapmış. Murat abi videolarımı seyrediyor. Selin ablayla beraber onlara buradan selamlarımı yolluyorum. İçli köfteleri yiyeceğim şimdi. Şöyle bir şey yapacağım. Birazcık çorba içeceğim. İçli köfteler pişene kadar beni tutsun. Çünkü acıktım da. Böyle yapalım. En mantıklısı o valla. Benim kedim neden böyle? Neden tatlı ve sevecen değil? Neden gelip gururlamıyor? Çirkin ya. Bu nasıl bir tip ya? Nasıl bir tip bu ya? Sadece kafası var ya. Eşek. Evde olmak iyi, güzel de. Sanki hani dışarı çıktığım zaman daha öğretken olacakmışım gibi bir his oluyor içimde ama tam tersine yani. Bugün şimdi bir videoyu editledim. Yemek yiyip ikinci videoyu da editleyeceğim. Yani bence gayet iyi gidiyorum. Ben hayatımda bizim aile kadar nane tüketen bir aile görmedim. Kuru naneyi her şeye atıyoruz galiba. Ben çok seviyorum kuru naneyi. İşte köftelerden bir tanesini çıkardım pişmiş mi diye. Böldüm. Sonra bir baktım içi hala biraz soğuktu. Onun için ben de buradaki içli köfteyi birazcık daha uzun bırakayım dedim ama bunu da galiba aşırı fazla pişirdim. Ne olur dağılma. Çok uzun zamandır içli köfte yemiyordum ya gerçekten. Bir de bu içli köfte benim alışık olduğum tarz. Ben hep Adana'dayken içli köfteleri böyle yumurta şeklinde yapıp kızartıyorlardı. Ben hiç kızartma yemedim. Bizim evde içli köfte yapıldığı zaman yuvarlak yapılırdı ve biz hep haşlayarak yerdik. Limon falan sıkarak yerdik. Bu onun için benim hani yine yumurta şeklinde biraz ama yine de o kadar ince uzun değil. Ama yine de çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık Murat abicim. Buradan selamlar yolluyorum. Çok güzel. Çok beğendim. Yalı da çok değil. Ay hava serin, yaşasın. Yaşasın. Sıcak değil. Yaşasın. Evet gençler. Anneşimle yeni bir kahveci denemek için buralara geldik. Google'dan buldum. Umarım adres yeri doğrudur. Evet. Çünkü yanlışsa şu anda arabaya binip tekrar Sada gideceğiz. Yapacak hayır, bir şey yok. Hayır. Şuradaki Starbucks'a gideriz. Ne olacak? Ha, o da olur. Bak şurada olma ihtimali var. Sarı yer değil mi? Çok sevimli görünüyor eğer oraysa.
Yani adı Cozy ise evet. Cozy yazıyor. Okey, bulduk. Buradaki sarı yer. Evet, bak şurası da zaten işte. Evet, kent falan. Meydanın hemen arkası. Oo, bayağı da dolu. Çok güzel görünüyor. Buraya oturalım mı? Bence çok uygun. Yani merhaba, kolay gelsin. İki tane latte rica edeceğim. Sıcak mı olacak? Evet, sıcak olacak. Başka bir isteyelim. Bir bakalım. Tatlılarınızdan güzel olan... Hepsi çok güzel. Evet. Okay. San Sebastian cheesecake bir dilim rica edeceğim. San Sebastian'ımız dağıldığı için bir dilim de ikram ettiler. Birazcık yemek ısıtalım. Biz kahveciden döndük bu arada. Anneyim, etten sana da ısıtayım mı? 10 üzerinden 10 puanlık akşam aktivitesi yapıyoruz annemle. O barbunya ayıklıyordu az önce. Barbunyaları ayıkladı galiba. Bir de müzik dinliyoruz. Öf, K-pop World Festival için şunun dansını yaptığım günler. Güzel günler. Hepsini koyacağım, hepsini. Evet gençler, şimdi Luka Hanım size maske takmanın faydalarından bahsedecek. Ağız ve burnunu içeri alacak şekilde takıyoruz. Luka! Minnak! Güzelim benim! Minnak benim! Annem benim! Oh! Saat gece 1 ve ben nelerle uğraşıyorum. Şimdi gidip yatacağım ama yatmadan önce şu dosya aktarımı muhabbetlerimi artık bitirmek istiyorum. O kadar çok aktarılacak dosya var ki bitmiyor. Şu anda bu kameradaki şeyleri alacağım, aktaracağım. Gece. Şimdiden hepinize iyi geceler. Ben de şunları koyup yatacağım. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Keşke bir güne de güzel uyansam. Şarj aletimin üstüne bastım. Ve şu anda bu şekilde. Sinirlerim bozuldu ya. Çok sıcak. Galiba sadece bu parçanın yedeği satılıyor olması lazım da. Şimdilik uzun şarj aletiyle idare edeceğim. Tatsız oldu. Üstüne bastım, düşüyordum neredeyse bir de. Bir de düşseydim tam olurdu. Keşke düşseydim. Evet, günaydın. Hala burnumu çekiyorum. Ama bura çok sıcak. Şimdi şeye baktım, tek başına bu satılmıyormuş. Bununla beraber satılıyor ve 700 lira. Ben öleyim. Ben öleyim. Ben öleyim. Üstümüzdeki iğrençliklerden arınıp dişimizi fırçalayalım, yüzümüzü yıkayalım bence. Çünkü bu hayra alamet değil. Bu nasıl bir sabah? Kahvaltı yaptınız mı? Bilgisayarımın şarj aletinin ucunu kırdım. Evet, yeni bir masraf. Beklenmeyen masraflar için anlattım. Ucu tek başına satılmıyor. Evet. Adaptörüyle birlikte satılıyor ve 700 lira. Ooo! Aaa! Şu an uzun şarj aletiyle idare ederim. İki parça olan şarj aleti. Kısa uzun. Ha. Nasıl anlatabilirim? Anlatabilecek bir şey değil. Göstermem lazım. Aynen. Yani idare ediyorum. Şu an almam gerekmiyor. Ya işte bu işler böyle. Teknoloji dedin mi? Ben makyaj yapacağım. Sen benim hemşire olmuyor.
gördüm. Pembiş tavalı Gül Hoca. Na 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 na. Mesti mesti. Nereden geldi bu şarkı? Mesti mesti. Temiz. Genç işli kullanmam. O tavuğumuzda çok komik olmaz mı? Çok komik olur. Az önce bayağı uzunca da bir yayın yaptım. Annem çıkmak için beni bekliyormuş. Bana haber vermiyor seni bekliyorum diye. Ben bileydim yayını kapatırdım anney. Ne canım? Bileydim yayını kapatırdım. Yok annem hiç önemli değil ki. Acelemiz yoktu yoksa söyledim. Tişörtün güzelmiş. Benim? He. Teşekkürler. Sana da benim. Kop kop dünyasından. Kop kop dünyasından. Treasure Magazine tişörtüm. Luku. Gidiyoruz Luku. Bir şey diyor mu bana? Demiyor. O zaman haydi biz de gidelim. Galiba üstümü değiştireceğim ama çıkmadan. Bu tişört çok eskimiş. Bunu artık atayım ben. Arkadaşlar size ortaokuldan kalma mükemmel ayakkabılarımı göstermek istiyorum. Bunlar Adidas'ın Jeremy Scott ile beraber tasarladığı koleksiyonundan 21'ın giydiği ayakkabılar. Bu ayakkabıları bulmak için neler çektiğimi bilseniz. O dönem. O dönem. Hiç kapıyorum bile. Yıl 2013 falan. Evet. Aynen. Ve ben 21'ın ayakkabılarını giyiyordum o dönem. God damn. Çünkü bunu görev edinmişti galiba. Bunu görev edin. Ama hani hala rahatlar. Canım. Gerçi şey yani o kadar eskimişler ki ama yine de bence çok güzeller. Hayır atmak istedim. Atmama izin vermiyor daha. Vermiyorum tabii anne. Allah için. Çok eskiler. Şunun güzelliğine bak. Aa, çok güzel. Yine bir pumpkin spice macerası için Starbucks'a gelmiş bulunmaktayım. Kolay gelsin. Bir tane Venti Boy Ice Pumpkin Spice rica edeceğim. Origin Espresso olacak. İki pump şurup ve krema istemiyorum. Ezgi. Teşekkür ederim. Evet gençler kahvaltımı etmeye başladım. Yarım şeftalim ve hindi füme labneli sandviçim var. Çünkü neden olmasın? Ya çünkü neden olmasın? Aynen. Anamla beraber kahvaltı edecek. Annem telefonunu unutmuş, onu almaya gidiyor. Bugün cumartesi olduğu için bize de erken paydos gençler. Şimdi manava uğrayacağız. Market ya da kasaba uğrayacak mıyız bilmiyorum. Emin değilim ona. Planı Gül Hanım yapacak. Ben de yemek yerken tişörtüme dökmüşüm. Görünüyor mu acaba? Bilmiyorum. Evet, görünüyormuş. Mutsuzum. Eve gidip yemek yapacağım. Az önce biraz fasulye atıştırdım. Öyle yani. Bu arada ayakkabılarım için Instagram'da şey açtım. Oylama açtım. Abi niye beğenmiyorsunuz? Çok havalı. Şunun güzelliği. Müthiş. Genel olarak ayakkabı konusunda büyük problemlerim olduğu da doğrudur evet. Neyse. Geldi anney. Hadi gidelim. Onam. Evde görüşürüz. Evde görüşür müyüz? Görüşürüz. Selam gençler, biz eve geldik. Annem uyuyor arkada. Çok yorgun olduğu için ben de şimdi domatesli makarna yapacağım. Sessiz tarif time. Merhaba gençler. Annem uyandığı için artık sessiz vlog şeyde değiliz. Domates sosum hazır. İçerisinde neler var? Bolca sarımsak var. Zeytinyağında hafifçe sotelendi, yanmayacak şekilde. Ondan sonrasında biber ve domates salçası koyuldu. Üstüne de bir kutu domates püresi artı biraz da rendelenmiş domates koyuldu. İçerisinde bolca fesleğen var.
Fesleğenle birlikte karabiber ve tuz var. Birazcık şeker var. Domatesin tadını böyle çıkarabilmesi için. Ve pişti. Böyle bir dokuda şu anda. Suyu kaynatmıştım ama tekrar kaynatıyorum çünkü soğumuş. Eve girdik. Annem şuraya yattı. Ben çok yorgunum. Biraz uzanayım dedi. Bir baktım sızmış. Ondan sonra annem uyandı ben bunları yaparken. Sonra yukarıda bir baktım babam da uyuyor. Eve gelip ikisi de böyle güzelce ne kestirmişler. Ben de şimdi onların karnını doyurayım ki enerjileri yerine gelsin. İkisi de çok yorulmuş. Işıkları da açtık. Bu arada bu kameranın kartı doluyor. En sevdiğim. Bayılırım bilirsiniz. Kartı dolmuş kameralar canımdır. Kart boşalmak ayrı bir işkence zaten. Ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Vallahi ne yapacağımı unuttum. Vallahi unuttum. Hah, Luke'un mamasını dolduracaktım. Evet. Evet Ezgi. Mini midye. Bugün mini midyeyle makarna yapacağız. Bunlar çok tatlı. Orayı kapatamayacaksın Ezgi. Keşke açmasaydın sonuna kadar. Bu da benim kendi tarifim olan domates sosum gençler. Evet bu tarif benim bu arada. Bu tarifi tamamen kendi uydurmacamla yaptım. Büyük ihtimalle dünyanın bir sürü yerinde aynı bu şekilde yapılıyordur ama benim tarifim. Yukarıda kahvem var. Su kaynar. Ben de kahvemi yudumlayarak makarnaları haşlarım. Lulik! Kız mamanı koydum. Bak şimdi. Annemciğim çalışıyor. Evet. Şu asalete bakar mısınız? Ezgi'nin ünlü domatesli makarnası. Luna tuhaf bir şekilde bir şeylerle oynarken salatalık kabuğuyla tipe bak. Anne. Efendim. Keyif yapıyoruz. Hak ettik çünkü bunu. Çok çalıştık bugün gene. Yarın pazar. Güzel bir pazar kahvaltısı. Pazar dinlenmesi. Pazar kahvesi. Her şey pazar şeyi değil mi? Özeli var. Kesinleşti bu arada. Cuma günü İzmir'e geri dönüyoruz. Vloga dahil oluyor değil mi? Oluyor. Oluyor oluyor. Doğru. Az kaldı. Evet ya. Özleyecekler seni sanırım. Umarım. Umarım. Umarım özlerler. Çünkü hani bu kadar sık olmayabilir herhalde. Diğer videoların. Öyle ya. Bir de hani bu bir seri gibi ya. Hani storylerle ya da diğer şeylerle bir desteklenen bir dizi gibi yani. Hani bir dizi bitince insan üzülür ya. Öyle gibi bir şey. Aynen öyle. Dur bakalım nasıl gidecek. Evet bir gün daha biter ve Ezgicik makyajını çıkarmak için banyoya gidecek şimdi. Oo, bu odayı toplamam lazım. Lokusu. Güzel kızım benim. Canım çocuğum benim. Teyyare kafalım benim. Geçen gün bordo ruj sürmüştüm ya likit mat rujdu. Likit mat ruju şu Garnier'i normal şeyle çıkartamadım tabi haliyle. Çünkü bu su bazlı. Onun için yağ bazlı bir şey gerekiyor. Onun için şu çift fazlı olan makyaj şeyinden de aldım. Bunu da deneyeceğim bir ara. Hatta bugün deneyelim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Yatıyor musun hemen? Yatacağım anneciğim. Yarın pazar. Aklımda şey var. Acılı ramen tarifi videosu çekmek var. Artı edit yapacağım. Bir de zaten pazar kahvaltıydı. Kahveyi doydu buydu. Aile vakti. Evet değerli aile vakti. Cuma günü kesin olarak İzmir'e dönüyorum bu arada. Challenge'a dahil olacak galiba İzmir'e dönüşüm. Onu da göreceksiniz yani. Evet Antalya maceramız şimdilik bitti. Şöyle bir durum. Neden dönüyorum? Okulum online ama dönüyorum çünkü bu yılın sonuna kadar Doruk'un askere gitme durumu var. Ve hani o askere gidene kadar onunla vakit geçirmek istiyorum. Ondan sonra, o gittikten sonra geri Antalya'ya dönmeyi planlıyorum. Dönemin geri kalanı için. Çünkü burada hani her türlü daha rahat. Hani ailemle de kalmış olurum, iyi olur. Tek başıma İzmir'de gider yapmanın, elektrik yapmanın manası yok. Bu da öyle. Onun için İzmir'e geri dönüyorum efendim. Yoksa okulum online ve 12 Ekim'de de okulum başlıyor. Onu da belki ayrı vloglarım. Evet. Evet söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi makyajımı çıkaracağım.
Makyaj temizleyici inanılmaz güzel kokuyor bu arada. Bu Garnier'in mavisi besleyici çift fazlı miseler temizleme suyu olarak geçiyor. Bayağı cildimi nemlendirdi ama çok hafif bir yağlı his bıraktı. Göz daha çok hani göz bölgemde. Onun için üstünden bir daha şununla geçtim. Normalde yıkardım ama biliyor musunuz aşırı üşendim. Şimdi yatacağım. Güzelce uyuyacağım. Alarmımı da 9.30'a kurmuşum, 10'a mı alsam? Günaydın. Katık ailesinde bir pazar sabahına merhaba. Annemle biz şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Yukarıda aç olan babamız bizi bekliyor. Aynen, pazar telaşı diyelim. Pazar telaşı diyelim. Pazar, babamız acıkınca. Biz öyle çok fazla sık beraber kahvaltı eden bir aile değiliz. Çünkü babam saat 6'da kalkıyor ve hani acıkıyor. Ben saat 10'da ancak kalkıyorum ve 1'e kadar acıkmıyorum. Annem de aynı şekilde mesela. Evet. Onun için biz ailecek kahvaltı edemiyoruz genelde. Pazar ama günleri. Pazar günleri birazcık şey yapıp. Evet. Annem şimdi sucukları doğruyor. Freni çalıştırayım mı? Yok, daha çok erken. Hayır, ısınacak. Ekmekleri atalım. Ekmekler şey olsun. Yine o. Daha mı iyi oluyor öyle? Evet, gerek yok, ekmekler fazla. Ben de kaşarı rendelerim şimdi. Aa, süper olur. Bu sabah hazırlamak için çok eziyetli bir şey. Sabah kalkıp bunları kim doğrayacak? Şey yapıyorum. Doğrayıp yumurtasını kırmadan önce ayırıyorum. Hı. Çok yapıyorum yani. Diprize. Bir o kadar at bakalım. Sonradan üstüne atarız. Olmazsa karıştırmasını yani güçleştirirse. Bu da mantıklı. Fırına atarken ederim. Evet gençler, annem şu anda karışımını karıştırıyor. Karışımını karıştırıyor. Bunun içine bir parça da kırmızı biber doğrayacakmışız. Bir de yumurta kırılacak. Değil mi? Evet. Çok da güzel görünüyor. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ben bunu böyle yerim ha. Evet sevgili gençler. Merhaba. Biz kahvaltımızı yaptık ve ben bunu çekmeyi tamamen unuttum. Çünkü babam acıktığı zaman gerçekten hani açken sen değilsin modunda oluyor. Direkt yukarıya kaçtım. Bir de TikTok'ta yayın açtım. Bir kez açmıştım daha önceden. Acık bağış geldi. TikToker! TikToker Ezgi! Evet, şimdi saat 1 olmuş. Ben çay içiyorum. Kahve dışında bir şey içiyor Ezgi. İnanamıyorum. Ezgi kahve dışında bir şey içiyor gençler. Mayday. Azıcık çayımı yudumlayıp bitirip üstüne de bir duş alacağım. Daha sonrasında aldığım duş ile beraber makyaj yapıp yeni bir yayın açacağım. Şu anda planlarım bu şekilde. Bir de akşam balık yemeye gideceğiz. Balık yemeye gideceğiz. Onun için süslenin birazcık. Yes. Evet, şimdiki planlarım bunlar. Çayımı içip duş alıp geliyorum. Evet, ben şimdi duşumu aldım. Voli bir daha çalışıyor. Luki. Önce temizliyorum. Luki bir tüy döküyor arkadaşlar. Şimdi Türk kahvesi yapalım. Siz şekerli içiyordunuz değil mi? Evet, şekerli içiyoruz de çay bardağında lütfen. Tamam, tarsusi. Geçen gün yaptıydım. Tarzı husi. Oha, bayağı köpüklü oldu. Evet. Köpüksüz kahve seven zavallı ben. Burada. Yes. Yuppi. Babamı da tam kestirirken yakaladım ha. Kestiriyordu.
Kestiriyordu, kahveyi koydum masaya. Camın sesi çıkıyor ya çıt diye. Açtı gözünü, uyandırdım. Yo dedi. Sonra geri kapattı gözünü. Evet gençler, oda turunda görmediğiniz annemle babamın odası böyle. Hiçbir şey yok. Ben varım. En güzel oda hiçbir şey olmayan odadır. Yeter, bıktık eşya eşya. Bu bile çok. Bu bile çok. Daha da azaltacağız. Ütü yapıyordu. Ütü yapıyordum. Şöyle. Ütünü kapat and follow me. Selam YouTube. Şu anda TikTok'ta canlı yayındayım. TikTok, YouTube'a selam vermek ister misiniz? Sevgilin var mı diye sorulmuş. Evet, sevgilim var. Evet, TikTok yayını, yayındakiler kameraya ve vloga selam verebilirler şu an. Bayağı çok kişi seyrediyor. İlginç bu kadar fazla kişinin seyretmesi. Galiba yorumlar geliyor. Merhaba YouTube. Hala yayındayız. Ölümüne yayın yapıyoruz zaten. Merhaba. Evet, şimdi dışarı çıkmaya hazırlandım. Kırmızı elbisemi giydim. Makyaj yaptım. Kırmızı ruj sürdüm. Klasik Ezgi işte. Hani ne bekliyorsunuz ki? Tabii ki kırmızı ruj sürecek. Şimdi biz balık yemeye gideceğiz. Antalya'da balıkçı barınağına gidiyoruz. Orası güzel oluyor bayağı. Ben hazırım. Umarım hava çok serin olmaz. Olmaz herhalde ya. Saçımın rengi bir parça da olsa açılmaya başladı. Boya sipariş ettim. Saçlarımı boyatacağım ama umarım boya gelir ve kuaföre gidebilirim. Yani boya gelmese bile kuaföre gideceğim ama bilmiyorum ya. Diplerimi yaptırmam lazım. Ama bayağı aktı önler özellikle. Ama şuralar hala akmıyor. Çok inatçı çıktı. Bakacağız artık. Gidiyoruz. Aha da şuraya bize masa atın dedik değil mi ya? Bunu da dedik değil mi? Ben dedim. Derim. Sen. Sen dersin. Evet gençler, Antalya balıkçı barınağına hoş geldiniz. Çok sevindim. Orası çok güzel, eğer rezerve değilse. Ya da şurada kapalı yerde bir boş var. Ama yakın oralar çok ya. Olur, evet. Orada rezerve yazıyor. Bak bunda yazmıyor. Gel. Ve kirli de. Kirli temizlemeleri lazım. Manzara müthiş. Daha yeni böyle kararıyoruz. Buraya. Şimdi en az 1 saat daha erken gelmişiz. Evet. Salatayı mı karıştırıyorsunuz? Evet. Ben en son üstümü değiştirdim bu arada. Öyle. İsabetli olmuş ama. Dedim. Selam, biz eve geldik. Good place. Anam. Ve Luku'ya da balık getirdik. Luku da balığını yiyor. Ne mi güzel kızım. Bugün 4 Ekim hayvanları koruma günü. He? Kız oynama. Ne olur oynama. Güzel güzel parçaladım balığını da. Kılçıklarını da seçtim. Ye tamam mı? Sakın oynama, etrafı saçma. Başından beri kötü yerdelermiş. Evet gençler, bunu gecenin bir yarısı çekiyorum. Saat 1:20 geçiyor bu arada. Ama uzun süredir akıbeti belli olmayan bir şey sonunda belli oldu. Benim derslerim. Artık insanlar şey diye sormaya başlamıştı. Hani niye okulu göstermiyorsun, okumuyor musun falan diye. Okuyorum gençler. İnşallah gelecek pazartesi okullarım açılıyor. Ders programını daha bugün yayınladılar. Yani pazar gecesi yayınladılar. Salı günü sabah ders seçimi var. Daha yeni yayınlandı. Ben de bir alel acele almak istediğim dersleri çıkardım. Kızım ne oldu? Kızım yok bir şey. Deli. Alel acele almak istediğim derslerin listesini çıkardım. Göstereyim size de. Şu şekilde. Ders programım okey oldu gibi bir şey oldu yani. Belki ufak bir ihtimal olsa bile belki zamanında mezun olabilirim.
Bu benim için büyük bir şey. Çünkü hep bir dönem sonra mezun olacağım falan diye düşünüyordum. Yeterli sayıda seçmeli ders alamazsam bir dönem sonraya kalıyordu çünkü. Ama yeterli sayıda seçmeli ders alabildim. Eğer gelecek dönemde online olursa ve yine bu şekilde devam edebilirsem erken bitiriyorum. Yani erken değil de zamanında bitiriyorum. Tam 4 yılda bitirmiş oluyorum ki müthiş oluyor. Evet, ben son sınıfı bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim ve YouTube'da gerçekten zaman öldürüyor gibi hissediyorum bazen. İş yapsam daha iyi olur. Hani bölümümle alakalı çalışsam falan daha iyi olur diye düşünüyorum ama hani YouTube'u da o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Onun için çok arada kalmış vaziyetteyim. Derslerim yoğunlaştığı zaman benden bu kadar sık video gelmez bu arada büyük ihtimalle. Onun için şimdilik 3 güne bir videonun keyfini çıkartalım. Ben de hocaya mail atacağım yarın sabah. Onun taslağını hazırladım. Şunu indirdim. Şarj aletimi aldım. Ve yatmaya gideceğim. Makyajımı da çıkartacağım. Yarın evdeyim ama tabii ki yarın bu vloga dahil olmayacak. Şimdi evet, bugün bu vlogun son günü. Bu 8. vlogdu. Evet. Vay be, bu da bitmek üzere. Toplam 6 gün sonra vlog challenge bitiyor. Vay be. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beni sevdiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve bir sonraki videoyu kaçırmamak için lütfen gözleri bildirimlerini açın. Çan işaretine tıklayarak açabilirsiniz. Niye konuşamıyorum ben? Aynı zamanda beni Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Instagram'da çok aktifim. TikTok'ta şöyle böyle. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda, yani yarın. Yani sizin için 3 gün sonra ama benim için yarın. Görüşürüz. Bye bye.